Merhabalar, Gökhan Güney ben. Anadolu yakasında, Maltepe bölgesinde. Kozalbek'i birikim gayrimenkulüm, broker onuruyum. 40 yaşındayım. 28 yıllık bir bolculuk kariyerini geride bırakıp radikal bir karar alarak şu andaki ortaklarımın da teşvikiyle gayrimenkul sektörüne geçiş yaptım. Faaliyetlerimize Feyzullah Mahallesi'nde daha çok konut ağırlıklı 24 kişilik bir ekiple devam ediyoruz. Sektörde gözümü Kozal Banker'la açtım diyebilirim. Bu yaşıma kadar, yaklaşık 3,5 yıl öncesine kadar herhangi bir ticari faaliyet, herhangi bir şeyi alıp bir şeyi satma, bu gibi girişimlerde veyahut da ticaretin herhangi bir boyutunda hiç bulunmadım. Ömrüm her gün rutin olarak sabah antrenman yapıp hafta sonu işimin karşılığını verip devam etmekte. Yani orada tamamen aslında baktığınız zaman evet bir takım oyunuydu. Aslında çok benzer yönleri var. İşi öğrendikten sonra, Kozal Banker altında öğrendikten sonra parçaları birleştirdiğiniz zaman çok ortak noktanız oluyor. Bu da bir takım oyunu aslında. O gün futbolda o yeşil saha içerisinde takımın için mücadele ederken bireysel performansınla alakalı değerlendiriliyordum. Yıl sonunda bunun karşılığını, bunun kazanımını saha içindeki performansınla alıyordum. Aslında ortak noktamız bu ama hiçbir şekilde bir örnek vereyim, bir portföyün alımı çok basit olacak. Bir gayrimenkulün pazarlığı, pazarlama faaliyeti. Bu gibi şeylerle yani birileriyle görüşüp bu yolu beraber yürüyelim gibi bu tip görüşmelerde hiç bulunmadık. Sadece antrenman yaptık. Evet buradaki mücadeleyi orada da sergiledik ama genel anlamda hiçbir tecrübem yoktu. Bugünkü geldiğimiz nokta 26 kişilik ekibi oluşturmada Kozal Banker Türkiye'nin tabii ki içindeki donanımlı eğitmenlerin ve aynı zamanda bugüne kadar birçok başarıya imza atmış profesyonellerinin çok büyük katkısı var. Büyük bir değişim insanı biraz tedirgin ediyor, etmiyor değil. O günkü hedeflerim, ilk günkü hedeflerim futbolda olduğu gibi yani geçmiş kariyerimde olduğu gibi başarılı olmaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü hiçbir tecrübesi olmadan birinin sadece aldığı eğitimleri, iyi profesyonelleri dinleyerek, tabii burada başkanımız Gökhan Taş'ın da çok önemli katkıları var. Gerek birebir de gerekse online eğitimlerle hep gelişimimiz için, bu markanın ofislerinin çok daha iyi olabilmesi için büyük katkıları oldu. İlk başta da hedeflerimi belirlerken tabii ki çok aslında zorlandım çünkü bilmiyordum. Yani bu işte neleri yaparsak nasıl başarılı oluruzu bilmediğim için yola çıktığım ilk 6 aylık periyotta bu hedefleri kendime koymakta, kendi şahsıma koymakta ve ofisimle alakalı hedef koymakta biraz zorlandım diyebilirim ama çözümü çok kolay oldu. Dediğim gibi sadece ve sadece buradaki ekibin eğitimlerini alarak, tanıştığım insanların yaptıklarını sadece dinleyip uygulayarak çok büyük bir değişim ve gelişime imza attım. O günkü hedeflerimin bugün bence birçoğunu gerçekleştirmiş bulunuyorum. Çünkü o gün bana ilk geldiğimde 2 yıl 3 yıl sonra bir ekibi yöneteceksiniz, bölgenizde konutla alakalı dil satışları imza atacaksınız. Birisi deseydi ben açık söyleyeyim o günkü Gökhan Güney olarak, futbolu yeni bırakmış Gökhan Güney olarak çok inandırıcı bulmazdım ama birinin başardığına inandıktan sonra, onu gördükten sonra inanan insanların başarmama gibi bir lüksü yok. Ben sadece dinlediklerimi üzerine bir şey eklemeden sadece uygulayarak bugünlere gelebildim. Ben aidiyet duygusu yüksek bir adamım. Ben bu markanın en çok birbirine olan bağını, birbiriyle olan güç birliğini seviyorum. Nitekim biliyorsunuz normal hayatta birbirine yakın olan kültürdeki semtler, takımlar birbirlerine çok iyi geçinemezler. Ama biz Maltepe gibi küçük bir yerde aramızda çok uzun mesafeler olmamasına rağmen yan yana olan Kozal Banker ofisleriyle, dostlarımızla, çünkü bu iş insan biriktirme işi, biriktirdiklerimizle çok ciddi başarılar elde ettik. Ben bu markanın en çok birbirine güvenen, birbirinden güç alan ve iş üreten yanını çok seviyorum. Bu da benim aidiyet duygumu en üst seviyeye taşıyor. Yani sonucuna baktığınız zaman ticari bir yolculuktayız aslında hepimiz. Bizim sektörümüz gayrimenkul sektörü. Bana kattıkları aslında çok şey var. Bunların en basiti aldığım üst düzey eğitimler. İşimi daha iyi yapabilmek adına, bu değeri daha iyi savunabilmek adına, mülk sahiplerime ve alıcılarıma değer katmak adına aldığım eğitimler çok büyük değerler kattı diyeyim. Yolun bu tarafına geçtiğiniz zaman işin aslında bir yerin kapısını açıp, bir mülkün kapısını açıp ya da bir afiş asıp birinin mülkünü bir diğerine satma sanatının daha fazlası olduğunu gördük. Ben bugün geldiğim noktada ofisimde, etki çevremden veya bir şekilde bana sosyal medyadan ulaşan bir mülk sahibinin İstanbul dışındaki kilometrelerce uzaktaki bir mülkünün nasıl satılabildiğini gördüm. Ve bana bu insanlarda iz bırakabilecek kadar önemli bir etki, aynı zamanda bir ticari kazanım elde etmemi sağladı. Bu bence inanılmaz kıymetli bir şey. Çok basit bir örnek verecek olursak, yıllar önce aynı odayı paylaştım futbolcu bir kardeşimin ticari bir mülkünü. Sadece ve sadece aldığım eğitimlerde, Team Gamble'larda, Blue Day'lerde tanıştığım bu markanın çok önemli değerlerinden birine temas ederek, yani sadece telefonumu kaldırarak, burada böyle bir mülkümüz var, bizim şartlarımıza, kurumsal kültürümüze uygun şekilde sözleşmemizi imzalayıp satışını gerçekleştirmek istiyorum dediğimde, sonuca gidip insanların parasını teslim edip kendi ticari kazanımımızı almamızın süresi sadece 4 gün oldu. Bu benim için
ve kendi etki çevremi, kendi ofisimi veyahut da bu sektöre girip girmeme arasında kalanlar için bence çok güzel bir örnek. Yani kısacası Coldwell Banker sayesinde, Coldwell Banker profesyonelleriyle aslında bir konut uzmanı olarak çok ciddi bir ticari mülkü sadece bir araya gelip telefonla görüşüp sonuca götürmek, bu gerçekten ciddi bir kazanım, ciddi bir değer bizim için. İnsan ilişkilerine çok kıymet veren birisiyim. Yani benim odak noktamda hiçbir zaman bir müşteriye, bir mülk sahibine temas ettiğimde odak noktamda hiçbir zaman o ticaretin sonuçlanıp işin maddi tarafını hiçbir zaman düşünmedim. Karşınızda hiç tanımadığınız birine sadece mülkle alakalı yol göstererek, verdiği paranın bir gazete kağıdı değil, ciddi bir yatırım olduğunu ona hissettirerek onu sonuca götürmek inanılmaz keyifli. Ve işin finalinde helallik almak, yani o kazancın helal olduğunu görmek ve sonrasında kendi çocuklarına aldığı bir şeyi bizim çocuklarımıza da getirerek bu ilişkiyi sürdürebilmek, gülümsemeyi dostluğa dönüştürebilmek çok değerli. Evet, ciddi kazanımlar elde edebiliyoruz. Kazandığımız gönüllerin bir karşılığı bence bu işte yok. Birikimin aslında çıkış noktası da bu. Coldwell Banker Birikim Gayrimenkul olarak ilk günkü duruşumuz insan biriktirmekti. Bir itirafta bulunayım. Aslında sektöre geçerken çok böyle o taraftan olumlu eleştiriler almadım. Yani sanki yine o spor camiasında kalmam gerektiği. Sonucunda 28 yıllık bir emek var çocukluğunuzdan 6 yaşına kadar devam eden. O taraftan teknik direktörlük yapabilirsin, menajerlik yapabilirsin. Hatta çok kısa sürede FAKU kartlı hakemliğe kadar yükselebilirsin denmişti. O zamanki çevremiz hep bu yöndeydi. Birazcık kinayeli yaklaşımlar oldu. İlk telefonlarım çaldığı zaman hani gayrimenkul sektörüne geçtiğim zaman çünkü ilişkilerim kuvvetli olduğu için evet tam işini bulmuşsun, tam bir emlakçı olmuşsun diyerek arandım aslında ilk başlarda. Bu aslında benim içimde hiçbir burukluk meydana getirmedi. Şimdi futbolculuk dönemindeki kazanımlar, o işin o taraftaki egosu, şanı, şöhreti sonucunda 20-25 bin kişilik kitlelere hitap ediyorsunuz. Şovunuzu orada gerçekleştiriyorsunuz. Bunlardan sıyrılmak aslında benim için çok zor olmadı. O gün benimle kinayeli konuşan o zamanın futbolcu arkadaş, o zamanın yöneticileri, o zamanın başkanları bugün telefonumu açarken Gökhan Bey diye beni arıyorlar. Gökhan Bey şurada ticari mülkümüz var kiralanması gereken. Gökhan Bey şurada bir konutumuz var satılması gereken diye beni aradıklarında aslında ne kadar büyük bir aşama kaydettiğimi ben orada çok net görebiliyorum. Bu iş bana evet futbolculuk döneminde kazandığım itibarımı bugün bambaşka bir tarafa taşıyarak bu sektörde de itibarlı işler yapılabileceğinin bir kanıtı aslında. Ben bunu bu aile içerisinde gerçekleştirdiğim için gerçekten Coldwell Banker Birikim Gayrimenkul'le hem de kendi şahsımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Burada bize yol açan herkese de çok teşekkür ediyorum. En başta çok kıymetli eğitmenlerimiz. Sonrasında da saat kaç olursa olsun bilmediğimiz bir şeyi öğrenmek adına telefonu kaldırdığımız bütün profesyonellerimize çok teşekkür ediyorum. Aslında o günkü işimle inanılmaz örtüşen yönleri var. Bugün kendi ekibimizle, bugün bir araya geldiğimiz profesyonellerle Coldwell Banker markasını, Coldwell Banker Birikim Gayrimenkulü dışarıdaki insanlara, potansiyel müşterilerimizi bu şekilde temsil ediyoruz'u konuşarak aslında aynı misyonu devam ettiriyorum. Sadece kulvarlar inanılmaz birbirinden farklı. Ben şöyle özetliyorum bunu. Oradaki mücadele yeşil sahadaydı. Burada evet beton sahadayız ama değişen bizde hiçbir şey yok. Aynı duruşla yolumuza devam ediyoruz. 34 yaşında futbolu bırakmaya karar verdim. Hem çocuklarım benden ayrı büyüyor diye ailemden. Çünkü hani o işin de çok farklı zorlukları var. Sürekli antrenman, sürekli kamp. Bunun iyi bir yorgunluğu, iyi bir mental yorgunluğu oluyor. Evet kazanımları da oluyor. Ama bir karar vererek futbolu normalde oynayabileceğim durumdayken noktalamıştım aslında. Ben doğma büyüme Maltepe'liyim. Ofisimizin olduğu bölgedeyim. Dönemin belediye başkanı, işte kaymakamı, kulüp başkanı dediler ki hani Gökhan gel takımda abilik, kaptanlık yap. Bir dönüş sağladım. Eğer ticari bir yolculuktaysak ki evet hepimiz bir şekilde bir şeyler üretmek zorundayız. Bir sene sonunda eşitlerine baktığım zaman, verdiğin mücadeleye baktığım zaman çok büyük bir hayal kırıklığıydı aslında. Boldaki son sene. Ciddi bir sakatlık yaşayarak noktaladım. Çok kısa sürede iyileştim. Sonrasında hala beni futbola döndürmek için teklifler, paralar konuşulurken ben radikal bir kararla artık futbolla devam etmeyeceğim dedim. İyi ki geçmişim. Ben abartmadan söylüyorum. Bir yılda her gün antrenman yaparak, her gün yoğun bir, her gün mücadele ederek, bedenimi de aşırı şekilde zorlayarak kazandığım paranın yaklaşık 5 katını mülkün satışında tek işlemde kazanarak elde ettim. Yani bu aslında benim geleceğim için, çocuklarımın geleceği için, aynı zamanda ofisimdeki, ailemdeki insanların gelişimi için çok güzel bir örnek. Düşünsenize, yani sabah 6-7 gün boyunca aynı rutinde, ciddi bir tempoda, nabzınızın 180-200 attığı bir tempoda mücadele veriyorsunuz. Yaşayabileceğiniz en ağır sakatlığı yaşıyorsunuz. Eşittiri bugün sektörde kazandığım, bir işte kazandığımın 5'te 1'i. Tabii ki yani hayatı planlamayı öğrendim aslında. Yani bu işin bana en büyük kattığı değerlerden birisi de o. Eğer planlarsanız, eğer
doğru şekilde hareket ederseniz çocuğunuza, ailenize, görüşemediğiniz dostlarınıza da bir anlamda vakit ayırma zamanı elde edebiliyorsunuz. Ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz dostlar kazanabiliyorsunuz. Bu iş o yönden çok kıymetli. Ben mesela 3 sene önce ailemle bulunduğum ortamlarda, çok daha keyif aldığım ortamlarda şu anda brokerlarla bir aradayım. Mesela bunlara çok güzel örnekler verebilirim. Çocuklarımla, onların çocuklarıyla bir ticaretten öte duruma geçmiş durumdayız. Yani bunlar çok önemli değerler. Bunun için de sadece yaptığın işe saygı duymak, karşındaki insanın söylediklerine saygı duymak ve doğal olmak. Dışarıdan baktığınız zaman ben markamın gücüyle gurur duyuyorum. Her gün gelişim gösteren, her gün nitelikli ofislerle, nitelikli danışmanlarla büyüyen bir büyük bir markadan bahsediyoruz. Yani bugün çok uzun süre olmamasına rağmen bence Türkiye'de ve dünyada iyi işler başaran bir numaralı marka olduğumuzu düşünüyoruz. Bu zaten bir burada olan ya da olmayan sektörde olan insanlar için bence çok önemli bir gurur kaynağı olması lazım. Bu yüzden gururluyum. Manen çok gururluyum. Çünkü etrafımda zorlandığım zaman, telefonu kaldırdığımda benimle birlikte yol yürüyebilecek çok büyük bir aile var. Bundan ötürü çok gururluyum. Ticari tarafına geçtiğiniz zaman, maddi tarafına geçtiği zaman bu ekonomik düzeye ulaşmamda çok önemli bir rol oynadı Coldwell Banker Türkiye. Gösterdiğimiz gelişimde çok önemli rol oynadı. Sıfırdan gelip kazandığımız, kazandırdığımız, para kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama paranın her kuruşuyla gurur duyuyor. Kolay kolay olabilecek, çok kolay gibi gözüküyor aslında bizim iş. Öbür taraftan çok kolay gibi duruyor ama aslında sadece söyleneni yaparak, sadece sisteme riayet ederek, sadece başarılmışı zor yoldan değil de ne yaparak başardıkları uygulayarak karşınızdaki mülk sahiplerine, müşterilerinize ya da dost edindiğiniz insanlara fayda sağlamak, onlarla birlikte onların kazanımını bölüşmek, kuruşu kuruşuna bunu hak etmek benim için çok büyük bir gurur. Az önce de bahsettim. Çünkü gelişerek, itibarınızı yükselterek, değer görerek para kazanıyorsunuz. Bu benim için çok büyük bir gurur. Eminim arkamızdaki çoğu insan için de bu durum böyle. Bunu görebiliyorum. Bu rozeti taşımak bizim için çok büyük bir gür. Coldwell Banker'lı olmak, bu rozeti her gün taşımak, parmak arası sterliklerden, formalardan bu görüntümüze, Coldwell Banker rozetlerinin, araçlarımızın, Coldwell Banker markasının yaptığı işlerin üstüne bir de öğrendiğimiz, tecrübe edindiğimiz bilgi birikim örtüştüğü zaman ortaya çok güçlü iş adamları çıkıyor. Ben bu rozet taşımaktan, giydirilmiş aracımla görüşmeye gitmekten, ışıklarda durduğum zaman insanların kartını uzatıp bir araya gelebiliriz demelerinden inanılmaz hoşnutum. Bu bizim için çok kıymetli. Bir kere merak uyandırıyoruz. Yani dışarıdaki klişeyi yıkmış durumdayız ve büyük bir gelişim gösteriyoruz. Öncesinde ben mesela hiçbir tecrübem yokken hani çok sıcak bakmıyordum emlakçılığa, emlak işlerine. Ama işin içine girdikten sonra bu işin sadece ve sadece bir yeri gösterip satmak olmadığını, 3,5 yıl içerisinde bu rozet sayesinde, giydirilmiş araçlarım sayesinde, aldığım eğitimler sayesinde fazlasıyla yaşayarak öğrendim diyebilirim. O yüzden bu rozet benim için çok kıymetli. Temsil ettiğim markanın sadece rozeti değil, her şeyi çok kıymetli. Dediğim gibi aidiyetle devam eden çok 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 güçlü bir markayız. İnşallah her geçen günde güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Hem Coldwell Banker Birikim Gayrimenkul olarak hem Coldwell Banker Türkiye olarak. Coldwell Banker çatısı altında gayrimenkul sektöründe müşterilerimize hizmet vermek aslında çok kolay. Bir müşteriye birebir hizmet vermek, o kaliteyi yansıtmak gerçekten ofislerimizin ana ilkesi haline gelmiş. Müşterilerimize çok kaliteli hizmet veriyoruz. Hem broker bazında hem de danışmanlar bazında gerçekleştirebiliyoruz. Nelerdir bunlar? Coldwell Banker Türkiye çatısı altında öğrendiğimiz eğitimleri uygulamak mesela. Bir mülkün eksik yönlerini altıya çevirmek, pazarlama faaliyetlerini en iyi, en kaliteli şekilde hayata geçirmek, aslında kusursuz bir şekilde bunu alıcı pazarına sunmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ofislerimize baktığımız zaman Türkiye genelindeki ofislerin en başlıca dışarı yansıyan belirtisi çok kaliteli, çok nitelikli danışmanlardan oluşan çok kaliteli ofislerin olması. Ya açıldığımız ilk günden beri, bu Coldwell Banker çatısı altına girdiğimiz ilk günden beri tek amacımız var. Bizimle temas eden, bizimizden içeriye giren müşterilerimizi Coldwell Banker'ın kurum kültürüyle birlikte kendi kalitemizi de işin içine katarak en iyi şekilde temsil etmek. Bu herhangi bir mülkün satış pazarlamasıyla alakalı da olabilir. Bir alıcıya bir mülk bulma aşamasında da olabilir. Taviz göstermeyip ödün vermediğimiz tek şey kaliteli hizmet ve tebessüm, üzerinde tebessüm oluşan insanları biriktirmek bizim tek hedefimiz. Çünkü bu şekilde gelişim gösterdik. Aldığımız bütün eğitimlerde üstüne basa basa kurum kültüründen, müşterilerin, alıcıların, etki çevremizin kıymetinden üstüne basa basa kaliteli şekilde bahsedildi. Biz sadece öğrendiklerimizi kaliteli şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bunda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü çok uzun süre önce bizden hizmet alan ve aldığı hizmetten çok memnun kalan, hala bugün bölgemizde herhangi bir araçlarında Coldwell Banker Birikim Gayrimenkulü tercih ediyorlar.